Şimdi arkadaşlar iki farklı veri tabanı tipi var İki tane database management sistem farklı var bundan bahsedeyim size birincisi relational veri tabanları ilişkisel veri tabanı dediğimiz relational databaseler bunlar bizim sizlerin daha doğrusu bu videoları izleme sebebiniz olan SQL diliyle üzerinde sorgu yapabileceğiniz veri tabanları klasik SQL server Microsoft'un 2022 ya da Oracle ya da PostgreSQL gibi MySQL gibi veri tabanları. Bunlar relation database'lerdir. Bir de son dönemde ortaya çıkan eskiden yoktu bunlar. NoSQL veri tabanları ya da bir diğer ismi non-relational veri tabanları. ilişkisel olmayan veri tabanları vardır. Şimdi bunlar arkadaşlar son dönemde sağdaki yeşil ile renklendirdiğim NoSQL veri tabanları. Bunlar sonradan çıktı. Son dönemlerde çıktı. Neden çıktı? Bunlar Google gibi Amazon gibi büyük şirketler Big data ile uğraşmaya başladılar. Big data ne? Büyük veri demek. Son e, yılların popüler konusu. Büyük şirketlerde sadece çok çok büyük şirketlerde geçerli. Yani orta ve küçük şirketlerde kesinlikle ihtiyaç duymaz. Ama çok büyük şirketlerde, çok çok büyük şirketlerde Google gibi, Amazon gibi e, büyük şirketlerin mutlaka ve mutlaka bir NoSQL veri tabanı bir ya da birden fazla veri tabanı olması gerekiyor. Çünkü müşterilerin e, takip edebilmek için müşterilerin ilgilerini, müşteri kampanyalarını, müşteri beklentilerini, müşteri satış stratejilerini oluşturabilmek için böyle büyük veri tabanlarına ihtiyaç var. Aynı zamanda Google'ın işte kimler neye arıyor, hangi linke tıklıyor, Google biliyorsunuz search engine, Google'da arıyorsunuz, tıklıyorsunuz. O her tıklamayı ve sizin Google profiliniz var sağ üstte Chrome'da. Sizi o takip ediyor işte hangi kullanıcı hangi linklere tıklıyor işte Bunları hep non relation veri tabanlarını tutuyor. Çünkü çok fazla, tüm dünyayı düşünürseniz bunları, tüm dünyanın verisi var ve tüm dünyadaki insanlar var bunları takip ediyor. Ancak Amazon'un ya da Google'ın non relation veri tabanı kullanması Amazon ya da Google'ın relational database kullanmasına bir engel değil. Yani şöyle bir şey yok, ya bunlar non-relational veri tabanına geçtiler artık bıraktılar relational. Hayır değil. Yani relational da kullanıyorlar. Yani belki personelle maaşlarını ödeme sistemlerini bir Oracle yapıyorlardır. Bilmiyorum. Mesela atıyorum Amazon'u. E, ya da SQL server'da tutuyordur personel bilgilerini. Ya da işte e, personelin izin bilgilerini e, tutuyor. Atıyorum PostgreSQL'de tutuyordur. Ama tüm dünyadaki insanların bu tıkladığı verileri, o verilerden e, gelen sonuçları, tamam mı? ya da Amazon'u düşünün. Amazon'un böyle ticari şeylerde işte siz giriyorsunuz Amazon'a kendi login name'inizle ürünleri geziyorsunuz ya gezdiğiniz ürünleri hangilerinde daha uzun kaldığınız hangilerinde aksa bunları sadece Türkiye olmadığı tüm dünya olduğu için çok fazla veri olduğu için bunları big data oluşturmuş oluyoruz bizler tüm dünyadaki insanlar Amazon için biz bu yaptığımız işlerle. O big data'yı NoSQL veri tabanlarında tutuyor ve daha sonra o big data üzerinden ne diyelim, çeşitli algoritmalar çalıştırıp, istatistik ya da yapay zeka algoritmaları vesaire çalıştırıp sizin bir sonraki tercih edeceğiniz, tercih edebileceğiniz ürünleri tahmin etmeye çalışıyorlar. tamam? Yani bir analiz yapmak için daha çok bunlar tutuluyor. Dolayısıyla Big Data dediğiniz zaman NoSQL veritabanı aklınıza gelsin. Yani çok büyük verilerle ihtiyaç ilişkisi olması gerekiyorsa o zaman arkadaşlar NoSQL veri tabanları geliyor. Ancak e, sizin daha böyle kompakt orta seviye mesela bir şirketteki çalışanların isimleri e, personel sicil numaraları bilgileri işte maaş bilgisi vesaire yıllık izin bilgisi vesaire bunları bunları kesinlikle NoSQL'de tutmuyorsunuz. Bunlar relational database'de tutuyor. Yani Hocam relational database'ler bitti mi? NoSQL geldi. Hayır öyle bir şey yok. Relation database'ler devam ediyor. Edecek de zaten yeni e, versiyonlar çıkıyor, çıkacak. SQL Server 2022 çıktı. Yani öyle bir şey olsaydı adam çıkarmazdı onu. ile devam ederdi. Ama değil. Devam etti, edecek de. Yani ihtiyaç var. Relation database'lere ihtiyaç bitmedi. Her zaman devam edecek. Ama NoSQL'in yeri ayrı arkadaşlar. Şimdi konumuz bu değil ama NoSQL'den bahsettik. Relation relational database'ler Veriyi tablolar içinde organize eder. Her tablo içinde satır ve sütun var. Tablolarda unique key dediğimiz her satırı diğer satırlardan farklı olmasını sağlayan benzersiz bir kayıt anahtarı bulunur arkadaşlar. Yani her tablodaki her bir kaydın birbirinden farklı olmasını sağlayan özel sütunlar tanımlayabiliyorsunuz. İlişkisel veri tabanlarında mesela kuldaki öğrencinin numarası. Öğrenci numarası mutlaka tek bir öğrenci numarası tek bir öğrenciye veriyor. İki tane öğrenciye aynı öğrenci numarası vermiyorsunuz. Bu sayede siz tablolarda unique ayarlaması yapıp her satırın birbirinden farklı olmasını sağlıyorsunuz. Ama non database'de böyle bir şey yok arkadaşlar. Orada verileri geleneksel bir tablo dışında herhangi bir formatta tutabiliyorsunuz. Yani böyle tablolarda veri tutma yok. Onun yerine nerede tutuluyor veriler? JSON dosyaları, XML dosyaları. Bu JSON ve XML bir çeşit dosya türü arkadaşlar. Text tabanlı nokta text uzantılı dosyalar var ya bunların değişik belli bir formatı olan text dosyaları gibi kafanızda canlandırın eğer bilmiyorsanız. Döküman dosyaları. Tamam. Bunlar herhangi bir döküman dosyaları olabilir. Ee, graf olabilir. Bunlar tutuluyor arkadaşlar. Bu şekilde tutuyorsunuz. Non-relation Yani dosya tabanlı. JSON, XML ağırlıklı olmak üzere dosya tabanlı tutuyorsunuz verileri. Burada ise tablolar var. Evet. Şimdi bu saate kadar e, sizlere veri tabanının ne olduğunu e, ve genel bir giriş yaptık arkadaşlar. Yani bizim veri tabanı diye bundan sonra bahsedeceğimiz şey aslında veri tabanı demek biz aslında biliyorsunuz veri, veri yığını demek. Yani benim şu Excel'deki şu da aslında bir nevi veri tabanı ama bizim veri tabanı diye kastettiğimiz relational veri tabanları olacak bundan sonra. Sizler de o yüzden veri tabanı veri tabanı diye duyduğunuz şey aslında kısaltmasını söylüyor insanlar. Aslında ilişkisel veri tabanı demek istiyor. İlişkisel ilişkisel veri tabanı, e, relation database management system, database hatta ilişkisel veri tabanı yönetim sistemini kastediyorlar. Eee SQL Server gibi, Oracle gibi ama kısaca bu ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi uzun olduğu için o kısmı atılıyor e, konuşulurken günlük hayatta veri tabanı deyip geçiyoruz arkadaşlar. Artık kimse hiçbir şirket Excel'de tutmuyor verilerini ya da tekst dosyasında ya da defterde tutmuyor herkes veri tabanında tuttuğu için ilişkisel veri tabanı bizde artık bunlar veri tabanı denildiği zaman aklımıza bir SQL Server geliyor. Aklımıza bir Oracle geliyor ya da aklımıza bir PostgreSQL geliyor arkadaşlar. Ve bunların ortak yönü SQL kullanılması. Non-relational veri tabanlarında genel olarak arkadaşlar SQL kullanılmıyor. SQL relational database'lerde kullanılıyor. Yani bundan sonraki derslerimizde biz SQL konularını işleyeceğiz ve bir relational database nasıl yapısı nedir nelerden oluşur bunlardan bahsedeceğiz bunun detayına gireceğiz önümüzdeki derslerde arkadaşlar bunları adım 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 ilerleyeceğiz hepsiyle bir sonraki ders görüşmek üzere hoşçakalın